Yazısı. Kitap ve Hikmet Dergisi Doktor Yahya Şenol Namaz hep aynı namaz. Namaz kitaplardan okunarak değil de daha çok kılanlardan görülerek öğrenilen müstesna bir ibadettir. Hiç namaz kılmayanlar bile namazın şekil ve şemailini, rükû'unu, secdelerini yani nasıl kılınacağını bilirler. Çünkü öyle veya böyle evde, okulda, televizyonda bir iki kez bile olsa gidilen camide namaz kılanlara denk gelinmiş, bu konuda bilgi edinilmiştir. Üstelik bu ibadet her yerde ve herkesçe aynı şekilde ve aynı rekat sayıları ile kılınmaktadır. Yani hiçbir zaman sabah namazının farzı 3, akşamın farzı 4 rekat olarak kılınmadığı gibi hiçbir rekatta birden fazla rükû ve sadece bir secde yapılmaz. Dünyanın her yerinde Müslümanlar sabah namazının farzını iki, akşamın üç, öğle, ikindi ve yatsının farzlarını ise dört rekat olarak kılarlar. Her rekatta sadece bir rükû, iki de secde yaparlar. Tekbirle namaza durup selamla namazdan çıkarlar. Fıkıh ve ilmihal kitaplarında namazın kılınışına dair bazı farklılıklar ve görüş ayrılıkları bulunsa da namazın kılınışı hep bu bahsettiğimiz şekildedir. Yani ellerin kaldırılması, bağlanması, ve bağlanmaması, tahiyatta işaret parmağının kaldırılması, oturuşun şekli vesaire gibi hükmü ancak müstehap derecesinde olan küçük meseleler bir kenara bırakılacak olursa, namazı namaz yapan ana unsurlarda bir ihtilaf yoktur. Peki, neredeyse her konuda ihtilafa düşebilen İslam dünyasında namaz konusundaki bu birliktelik nasıl sağlanmıştır? Müslümanlar namazlarını hangi deliyle, hangi ölçüde göre kılıyorlar? Kur'an'a göre mi, hadislere göre mi yoksa Kur'an ve hadislerin çok öncesine dayanan ve asırlardır süre gelen uygulamaya göre mi? Bu çalışmamızda işte bu sorulara cevap aramaya çalışacağız. Önce namaz kelimesinin kökeni ve anlamıyla başlayalım. Tanım. Namaz kelimesinin Arapçası es-salat'tır. Esasen dua anlamına gelen ve namaz için kullanılan salat sözlükte rahmet, istiğfar, ibadet gibi manalara da gelir. Namaz kılan kişiye musalli, namaz kılınan yere musalla denir. Salat, Farsça'da Hak Teala'ya itaat ve ibadet, bir kimseye tazim için eğilmek, yerlere kapanmak anlamına gelen namaz kelimesiyle ifade edilmiş, Türkçe'ye de buradan geçmiştir. Terim anlamıyla namaz, tekbirle başlayıp selamla son bulan, belirli hareket ve sözlerden oluşan bedeni ibadeti ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de çeşitli türevleriyle birlikte birçok ayette geçen salat, salavat, dua etmek, arınmak, teskiye etmek, bağışlamak, ibadet yerleri gibi anlamlarının yanı sıra genelde terim olarak yani namaz anlamında kullanılmıştır. Namaz anlamına gelen salat Kur'an'da çoğunlukla ikame kelimesi ve türevleriyle birlikte ekimis salat, ekimus salat, yuki-müne salat, el mukimunes salat ve benzeri şekillerde yer alır. Bunun yanı sıra bazen zekat ibadetiyle, bazen abdest, gusül, teyemmümle ve bazen de sabah, öğle, akşam gibi vakit bildiren ifadelerle yan yana kullanılır ki bu tür kullanımlarda salat kelimesinin namazdan başka bir anlama gelmesi söz konusu değildir. Önceki ümmetlerde namaz. Birçok ibadette olduğu gibi namaz da ilk defa ümmeti Muhammed'e farz kılınmış bir ibadet değildir. Kur'an'a bakıldığında namazın tüm nebilere ve ümmetlerine farz kılındığı görülür. Allah Teala şöyle buyurmuştur: Allah Nuh'a ne buyurmuşsa onu sizin için bu dinin şeriatı yapmıştır. Sana vahyettiğimiz İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya emrettiğimiz şudur. Bu dini ayakta tutun. Bu konuda bölünüp parçalanmayın. Şura 13. Bu ayet bizim şeriatımızda hali hazırda var olan ve Allah katında tek din olan İslam'ın beş esasından biri kabul edilen namazın önceki şeriatlarda da var olduğunu ifade etmektedir. Bunun yanı sıra aşağıdaki ayet namaz tarihinin Hz. Adem'e kadar götürülebileceğini göstermesi bakımından hayli önemlidir. İnsanlık için bir bereket kaynağı olsun ve bütün bir alem için doğru yönü, kıbleyi göstersin diye kurulan ilk beyt, Kabe, elbette Bekke'de, Mekke'de olandır. Ali İmran 96 Kabe insanlar için kurulmuş ilk mabettir. Buna göre ibadet için kurulan ilk mabedin ilk insanlarla birlikte var olması akla en yakın ihtimaldir. Bu mabette yapılan ibadetlerin içinde namazın da olduğunu şu ayetten anlıyoruz. Bir gün İbrahim için o beytin yerini hazırlamış, bana hiçbir şeyi ortak koşma tavaf edenler, kıyam, ruku ve secde edenler için beytimi temiz tut demiştik. Hac 26 İbrahim şöyle demişti. Rabbim bu şehri, Mekke'yi emniyetli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak eyle. Rabbimiz neslimden bir kısmını senin dokunulmaz beytinin yanında bitkisiz bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz ben bunu o namazı dosdoğru kılmaları için yaptım. Ey Rabbim beni ve soyumdan gelecekleri o namazı dosdoğru kılanlardan eyle. Rabbimiz duamı kabul et. İbrahim 40. İbrahim, Lut, İshak ve Yakup nebilerinin kıssaları anlatıldıktan sonra şöyle buyurulmuştur. Onları emrimiz uyarınca doğru yolu gösteren önderler yaptık. Kendilerine hayırlı işler yapmayı, o namazı dosdoğru kılmayı ve zekatı vermeyi vahyettik. Onlar daima bize kulluk eden kimselerdi. Enbiya 73 Hz. İbrahim'in oğlu İsmail Aleyhisselam'ın ailesine, çevresine namazı ve zekatı emreden bir kul olduğu bildirilmiştir. Kitapta İsmail İdan, gerçekten o, sözüne sadıktı, Resul ve Nebi idi. O, ailesine, çevresine o namazı ve zekatı emrederdi. Rabbi nezzinde de hoşnutluk kazanmış bir kimseydi. Meryem 54-55 İsrail oğullarına verilen o namazı dosdoğru kılın, zekatı da verin, rükû edenlerle birlikte rükû edin. Bakara 43 emrinden bize farz kılınan namazın aynı şekilde Yahudilere de farz kılınmış olduğu açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Yine Müslümanlar için verilen ey iman edenler sabırla ve namaz kılarak yardım isteyin. Bakara 153 emrinin aynısı Sabırla ve namaz kılarak yardım isteyin. Bu saygılı olanlardan başkasına gerçekten ağır gelir. Bakara 45 şeklinde İsrailoğullarına da verilmiştir. Bir başka ayette Allah Teala, İsrailoğullarından aldığı sözlerin içinde namaz ve zekatın da bulunduğunu bildirerek şöyle buyuruyor. Bir gün İsrailoğullarından şöyle söz almıştık. Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. Ana ve babanıza, yakınlarınıza, yetimlere ve miskinlere, çaresizlere iyi davranacaksınız. İnsanlarla güzel konuşacak, o namazı dost doğru kılacak, zekatı da vereceksiniz. Ey İsrailoğulları! Pek azınız hariç yüz çevirip sözünüzden dönmüştünüz. Bakara 83 Ayrıca yine Maide 12'ye de bakılabilir. Benzer bir emir Musa ve kardeşi Harun aleyhisselamın şahsında şöyle tekrar edilmiştir. Musa ile kardeşine şunu vahyettik. Siz ikiniz Mısır'da halkınız için herkesin gelebileceği evler hazırlayın. Hep birlikte o evleri kıbleye yöneleceğiniz yerler yapın. O namazı dosdoğru kılın. Musa sen de inanıp güvenenlere bu sıkıntıların geçeceğine dair müjde ver. Yunus 87 Zaten Allah Teala ilk vahiy esnasında Musa Aleyhisselam'a şöyle emir buyurmuştu. Ben Evet, ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kulluk et ve o namazı benim zikrim için, benimle ilgili akılda tutulması gereken doğru bilgileri kafana yerleştirmen için dost doğru kıl. Taha 14 Başta Yahudi ve Hristiyanlar olmak üzere, kendilerine kitap verilmiş toplumlara kesin bir şekilde emredilen hususlar arasında namazın da olduğunu birçok ayetten görebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi de şöyledir. Kitap verilenler kendilerine o beyine gelinceye kadar bölünüp parçalanmamıştı. Halbuki onlara dine bir şey katmadan ve yanlış yola sapmadan Allah'a kulluk etmeleri, o namazı doğru kılmaları ve zekatı da vermeleri dışında bir şey emredilmedi. Doğru din işte budur. Beyine 4-5 Ayette doğru din işte budur şeklinde tarif edilen dinin üç esasının tevhid, namaz ve zekat olduğu Dolayısıyla ne zamandan beri din varsa o zamandan beri üç unsurunun da var olduğu anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra Lokman Aleyhisselam'ın oğluna verdiği nasihatlerden birinin namaz olduğuna dair şu ayette dikkat çekicidir. Yavrucuğum, o namazı dosdoğru doğru kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere de sabret. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdendir. Lokman 17 İsa Aleyhisselam'a da hayatta olduğu müddetçe namaz kılıp zekat vermesi emredilmişti. Nerede olursam olayım, o beni mübarek kıldı. Yaşadığım sürece bana o namazı ve zekatı emretti. Meryem 31 Bütün bu ayetlerden çıkan sonuç, bize farz kılınan namazın Adem Aleyhisselam'dan itibaren bütün nebilere farz kılınmış olduğu gerçeğidir. Namaz vakitleriyle ilgili Cibril hadisi adıyla meşhur bir hadiste de vahiy meleği Cebrail aleyhisselam iki gün üst üste Nebimize imamlık yapmış, beş vakit namazı bir baş bir de son vakitlerinde kıldırmak suretiyle uygulamalı olarak ona göstermiş ve sonunda şöyle demiştir. Ey Muhammed! Bu iki vakit arasında namaz kılma genişliği ve serbestliği senden önceki nebilere tanınan vakitler gibi olup, sana da bu iki vakit arasında namaz kılabilmen mümkün olmuştur. Hadisten gayet açık bir şekilde görülebileceği gibi, Namaz, hem de beş vakit olarak tüm nebilere ve ümmetlerine farz kılınmış, en temel ibadetlerin başında yer almaktadır. Ümmeti Muhammed'de namaz Ümmeti Muhammed'e verilen namaz emri, o namazı dosdoğru kılın şeklindedir. O namaz ifadesi, Adem aleyhisselamdan itibaren tüm nebilerin kıldığı namaz demek olur. Bu da, her ümmete emredilenin beş vakit namaz olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Nitekim yukarıda zikredilen ayetlerde de bu husus bariz bir şekilde görünmüştü. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Namazları ve en orta namazı özenle sürekli kılın ve daima Allah'a içten boyun eğenlerden olun. Bakara 238 Ayette namazlar diye tercüme edilen salavat kelimesi salat kelimesinin çoğuludur. Arap dilinde çoğul en az üç şey ifade ettiğinden kelimenin anlamı en az üç namaz olur. Bir de en orta namaz emredilmektedir. Arap dili kurallarına göre matuf ve matufun aleyhten farklı olmalıdır. Dolayısıyla en az üç namaz es salavat ve bunlara ilaveten bir de orta namaz es salatül vusta olmalıdır. Üçten sonra ortası olan ilk sayı beştir. Çünkü dört veya altı olması durumunda bunların ortasında yer alan bir namaz bulunmamış olacaktır. Namazla ilgili olarak sadece bu ayet bile günde en az beş vakit namaz kılınması gerektiğinin delilidir. Dolayısıyla hadis kaynaklarında namazın Miraç gecesi önce elli vakit olarak farz kılındığı fakat daha sonra Musa aleyhisselamın ısrarı ve Nebimizden de talebiyle beş vakte kadar indirildiğine dair rivayet edilen hadis, senet açısından sahih kabul edilse de metin açısından sahih olmayacaktır. Hem yukarıdaki ayetler hem de namaz vakitleriyle ilgili meşhur Cibril hadisi bunu göstermektedir. Zira namaz, ilk nebiden son nebiye kadar bütün nebilere aynı şekilde beş vakit olarak farz kılınmıştır. Bunun yanı sıra Hz. İbrahim ve oğlu İsmail'in soyundan gelen ve bununla övünen Mekkelilerin namazdan bir haber olduklarını düşünmek de mümkün değildir. Nitekim bir ayet şöyledir. Kitapta İsmail'i Gerçekten o sözüne sadıktı, Resul ve Nebi'ydi. O, ailesine, çevresine o namazı ve zekatı emrederdi. Rabbin nezdinde de hoşnutluk kazanmış bir kimseydi. Meryem 54-55 Namaz farz kılındığında Mekkeliler için bu ibadetin nasıl yerine getirileceği konusu bir muamma değildi. Bu yüzden olmalı ki Mekke'de namazla ilgili ilk emirler daima o namazı dosdoğru doğru kılın şeklinde olmuştur. Yani ayetler onlara sizin gayet iyi bildiğiniz o namaz var ya onu ikame edin demiş oluyordu. Kaynaklarda namaz için Mekkelilerin nereden çıktı bu ibadet, bu nasıl bir ibadet böyle, babalarımızdan böyle bir ibadet duymadık, görmedik dediklerine dair herhangi bir rivayet bulunmamaktadır. Aksine müfessirlerden Fahrettin Errazi, Mekke döneminde nazil olan Kevser suresinin ikinci ayetinin tefsirinde namazın Mekkelilerce malum olduğuna dair Ebu Müslim'in şu sözlerine yer vermiştir. Cenab-ı Hak burada farz olan beş vakit namazı kastetmiş ama keyfiyetten bahsetmemiştir. Çünkü namazın nasıl kılınacağı daha önceden biliniyordu. Mekke döneminde ilk namaz emri gelince henüz konuyla ilgili ayetler inmemiş olmasına rağmen bu önemli ibadetin abdest almadan ve o zamanki kıbleye yani Kudüs'teki Beyt-i Makdis'e dönmeden kılınamayacağı da Müslümanlarca gayet iyi biliniyordu ki ayetlerde bu konuda herhangi bir açıklamaya gerek görülmemiştir. En'am suresi 83-89. ayetleri arasında 18 nebinin ismi doğrudan onların çocukları ve torunları ise dolaylı olarak anılmış ve bütün bunlardan sonra Resulullah'a şu emir verilmiştir. Bunlar Allah'ın doğru yola gelmiş saydığı kimselerdir. Sen de onların yoluna uy. En'am 90 Önceki ümmetlere farz olan namaz bizim ümmetimize de farz kılınınca Nebimizin kendisinden önceki nebiler gibi bu namazı abdest alarak ve kıbleye dönerek kılmasının gayet doğal bir sonuç olduğunu anlayabiliriz. Benzer bir duruma hac ibadetinde de rastlanmaktadır. Allah Teala hac malum bilinen aylardadır buyurmuş fakat hiçbir ayette bu ayların hangi aylar olduğu açıklanmamıştır. Yine hac hükümlerini anlattığı başka bir ayette Hacca gelsinler de kendileri için bir takım menfaatler görsünler ve onlara rızık olarak verdiği küçük ve büyükbaş hayvanları üzerine malum bilinen günlerde Allah'ın adını ansınlar. Hac 28 buyurmuş, burada da bu malum bilinen günleri açıklamamıştır. Demek ki haccın ve kurbanın zamanı tıpkı namazda olduğu gibi Mekkeliler tarafından çok iyi bir şekilde bilinmekteydi ki tafsilata gerek görülmedi. Aynı şekilde Allah Teala gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısına göre Allah'ın katında ayların sayısı 12'dir. Bunlardan dördü haram aylardır. Tevbe 36 buyurmuş ama haram ayların hangileri olduğunu açıklamayarak bunları insanlar arasındaki yaygın ve doğru bilgiye havale etmiştir. Bilindiği gibi haram aylar Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep'tir. Ve bu aylarda savaşmak kesin bir dille haram kılınmış, Büyük günahlardan kabul edilmiştir. Buna rağmen bu ayların hangileri olduğu Kur'an'da tek tek belirtilmeyerek zaten çok iyi biliniyor olması ile itinilmiştir. Sonuç olarak namazın rekatları ve kılınışına dair Kur'an'da bugün bizim bildiğimiz manada ilmihal bilgisi şeklinde derli toplu bilgi verilme işinin bunun yanı sıra ufak tefek ayrıntılar haricinde namazların İslam dünyasının her yerinde aynı rekat sayıları ile ve aynı şekilde kılınıyor olmasının sebebinin asırlardır süre gelen işte bu kesintisiz uygulama olduğunu düşünüyoruz. Fakat Muhammed Aleyhisselam'ın son nebi olarak seçilip tüm insanlara elçi olarak gönderilmesinden itibaren namaz farz kılınınca allah Alem zamanla meydana gelmiş olan bazı eksikliklerin ve yanlışların düzeltilmesi amacıyla Vahiy Meleği Cebrail Aleyhisselam iki gün süreyle Resulullah'a imanlık yaparak hem namaz vakitlerini hem de namazın kılınışını uygulamalı olarak hatırlatmıştır. Daha sonra Nebimiz de benim nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız siz de öyle kılın buyurmuş, kendisine namaz vakitlerini soran bir sahabiye iki gün süreyle bizimle birlikte namaz kıl öğrenirsin diyerek bu ibadeti uygulamalı olarak göstermiş ve namaz bu şekilde kesinsiz bir tevatürle günümüze kadar gelmiştir. Kitap ve Hikmet Dergisi Doktor Yahya Şenol Namaz hep aynı namaz. Günün yazısını dinlediniz.